Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü adam ve meselesi bizlerle çok alakadar bir zat. Ha bugün enfusiydi de. 2-3 defa enfusi yapıyoruz. Bir defa psikoloji yapıyoruz. Bir defa da laika yapıyoruz. Bizlerle pek çok alakadar bir zat çok defa dehşetli şekva ediyor ki ben adam olamıyorum. Gittikçe fenalaşıyorum. Manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Bana bu çok geliyor. Ya biz risale okuyoruz. Değil mi? Belki de bayramda sormuştum. Ya risale okuyoruz. Evrad-ı Kutsi'yi okuyoruz. Hele Hizbul Kur'an. Hizbul Kur'an okumadan tesbihatın sonundaki akşam yatsı arasındaki peygamberlerin 6 tane zikrini yapmadan ya rahat olabilir misin ya? Çok zor ya. Çok zor. Ya. Bugün Mecul'a şey gönderdim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yatarken ne yaparmış? Ne okurmuş? Mecul veya Dima grubunda olanlara attım. En sonunda bir felek ve nas okur. Bir de ne okur dedi ya? Avucuna öfler, sıvazlardı. Yedi besmele mi ya? Ayet-el Kürsi mi? Yok. Sonu da Mecul'da var. 33 kon Allah, 33 elhamdül, 33 Allah'a okuyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Okurmuş avucuna, öyle Süleymancıların yaptığı şey var ya, o Allah Resulü yatarken yapmış. Gündelik hayatta öyle değil. Avucuna öfürüyorsun, bir, iki, üç, böyle sıvazlıyorsun. İki, üç, hiç. Karabasan gelirse günah bana ver. Eğer böyle yapabilirsen, okursun. Hiç kimse gelemez. Allah'ın izniyle. Abi o akşam da yatsı arasındaki o altı zikri bir söyler misiniz? Abi? Tesbihati ver. Ve zenuni zehebe mugadiben fenede fi zulumati la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Tesbihatı yok çünkü niye yok? Herkes ezber biliyor ya. Yeni o satılıkta olanı var. Ha. Doğru gibi. Suçunuz yok çünkü herkes. Göstermek istiyorum. Bak bu büyük tesbihat. Bak şimdi. İlk önce söyleyeyim. Akşam yatsı arası bunu okursan inan o hele Mehmet Su sordu galiba. Amerika'dasın, teksin. Yani ezan olmayan yerde hele. İnan böyle hüzün başlar, sıkıntı şey yapar, kasılır. Kalp krizi geçiriyorsun zannediyorsun. Hayır, kalbin üzerinde kaslar var. Oralara kadar geçebiliyor şeytan. Kan nereye gidiyorsa şeytan gidebiliyor. Hiç endişe etmiyor, kalp krizi falan değil. Yesin ne kalp krizi. Bak bu tesbihatın sonunda. Bak sayfayı çeviriyorum abiler. Çok saydığıma bakma, 6 tanedir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zennuni zehebe mugadiben fenede fe zenne ellen nekdiri aleyhi fenede fi zulümati en bir defa. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Bu 33 defa metni bir defa. Ve Eyyub iznada rabbehu inni meseniye durru ve ente erhamur rahimin. Bir defa. Rabbini meseniye durru ve ente erhamur rahimin. Rabbini meseniye durru ve ente erhamur rahimin. 33 defa. Fe in tevelle fe kul. Bir defa. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Ustad seçmiş ha tesbihatta yani.
Ahmet Mehmet'in televizyondaki şunu okursan bu olur, bu olursa çocuğun olur, şu olur, sebep olur. Öyle bir şeyim yok. Ustadın tesbihatından benim maksadım. Kendim tespitim, öyle bir şey yok. Bismillah. İşte ne yaptı? 2, 3 mi etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bismillah. 6. okuyayım. Küllü nefsin zâikatül mevt. وَإِنَّمَا تُفَوَّضْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي bir sayılır. يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي hepsi bitti. أنت الكافي أنت الوافي أنت الشافي أنت المعافي هو الله فاتحة çek keyfine bak kahveni iç yat aşağıya. Bulamayanlar için telefonda da var uygulamalar. He? Bulamayanlar olursa telefon. Ha telefonda da var mı? Var abi. Tamam. Telefonda da var. Telefonda Risale-i Nur okuma indirirseniz orada kitap listesinde tesbihat da var. Çok güzel. Mutlak okuyun. Bak. İstanbul plakası kaçtır abiler? 34. Emir Dağ 1 34'te Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Ama çok şükür hamdolsun cemaatte yayıldı şu. Hizbul Kur'an'ı İstanbul plakası bak. Hop. Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Daha bu son senelere kadar Hizbul Kur'an dershanelerde bir de yokmuş ya. Al abiler. Burada geçiyor. Bak Hizbul Kur'an. Başka nerede geçiyor? Emirdağ 2, 150'de geçiyor. Risale-i Nur'un menbaı olan ayetlerdir o. Hizbul Kur'an bak. Okunduğu zaman ne oluyormuş? Hizbul Kur'an okununca bak usta söylüyor. Hem okunmasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nur'un bütün esaslarının ve hakikatlerini cem etmesi. Buradan söyledim. Hem herkese hususan her vakit bütün Kur'an'ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur'an'ın bir nümune-i kutsisi. Okunmasında hiçbir vesvese gelmiyor. Vallahi ben şahitim. Okunduğu zaman hiçbir vesvese gelmiyor bana. Allah şahit. Yalana şahit edilirse kafir olurum. Okurken hiçbir şey gelmiyor. Tırıt tırıt da gidiyor. Çok da hoş oluyor. Benim olduğunda çok şey yarar. Benim olduğunda sesli okursa. Sesli okuyacaksın. Şöyle okumak olmaz. Zaten namaz olmaz. Kendin duyacak kadar. Kıraat namazda farzdır. 12 farzdan bir tanesi kıraattır. Kıraatın da farzın nedir? Sen kendin duyacak kadar. Ama kulağın duymuyorsa elhamdülillah rabbil alemine rabbim. Lan etrafı rahatsız olmak kadar da değil. Öyle kulağın duymuyor. Ama namazın önünden geçmek mekruh olduğu gibi namaz kılanın da namazını ifsat edecek böyle matraklar yapmak, konuşmak, şey yapmak onun o da mekruhtur. Evdekiler dikkat etsin. Yani o huzur nerede bu asırdaki? Yöneldiği zaman Allahu Ekber, dünya kainat yaksan, yansa duymaz. Öyle bir şey olmaz. Onun için huzura mani olacak şeyler yapmamak lazım. Bağırıyor hanım. Kabak, kabak çabuk fırından çıktı, çabuk kıl namazı. Cehennin için ne yapacak şimdi? Hadi çabuk ol, çabuk ol. O da ihtina sırat-ı müstakine kadar geldi. İhtina sırat-ı nezine lan tanıyım gayri mağdur. O ne yaptı, ifsat etti. Bayram. Oluyor da. Tamam. Tamam anahtarı falan yere koydum ha. Allahu Ekber. Duydum yani. Allah Allah. Ya sen
Yani kuş dili gibi anlaşıyorlar. Bak kapıyı çekersin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Görünemez mi olur ya? Sanki konuşacak zaman bulamadılar da namaza sokuyor yani. Şimdi en çok sorulan soru, en çok bilerek seçtim. Ben adam olamıyorum. Bu kadar risale okuduk. He? Şualarda geçiyor. Atıflarını da şey yapacağım. Şualar 13. şuada. Risale-i Nur şüphelendirme, şey terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin diyor. Ben adam olamıyorum. Niye? Bu kadar okudum. İyi olmam gerekirken gittikçe fenalaşıyorum. Manevi hizmetlerimi, Hizb-ül Kur'an okuyorum abi. Hizb-ül Kur'an okuyorum. Gene sıkıntım gitmiyor. Manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Tamam mı? Soru o. Abi biz Hizb-ül Kur'an okuyoruz, Hasan Musa'yı okuyoruz. Bugün de geldi böyle. Aydın'dan bir kardeş belki de girmiştir. İşte okuyoruz. Gene bak kardeşim. Hizb-ül Kur'an okuyorsunuz. Kur'an okuyorsunuz. Risale okuyorsunuz. Yetmez. Terkiniz olacak. Yani terk, kesinlikle terk olacak. YouTube'lara girmeyeceksin. Ne okursan oku. İstersen 10 cüz oku. YouTube'lara girmeyeceksin. 2, 3, 4 neyse. Haram yemeyeceksin kardeş. Haram yemişsen keseceksin. Bak bir şey anlatayım. Almaya gidiyorum değil mi? Devam. İtimat edin, bir çikolata yemem. Ama helal, oradaki Türkler hepsi, Almanya'da girenler de var. Tamam helal, tabii ki onlara güveniyorum. Ama korkuyorum yani. Yani o Türkler incik mincikle şey yapmışlar. İlk önce yiyorduk yani ama şimdi de böyle zora kalınca yalan olur. Belki yani şey olmasın diye belki bir yere gittiğim zaman atıştırabilirim ama yemiyorum yani. Niye? Korkuyorum. Niye söyledim? Kardeşim haramdan uzak olacaksın, yemeyeceksin. Miras varsa, adak kurbanların varsa, adak oruçların varsa onları ödeyeceksin. Haram yemeyeceksin. Terklerin olacak. YouTube'lara girmeyeceksin. Yılan videolarına girersen gece yılan videoları gelmesi gayet normal değil mi? Abi yılandan kurtulamıyorum. Dedi bir tanesi. Dedim bu tip videolar mı izliyorsun? İşte. Kapat telefonu. Bir de beni meşgul ediyor. Niye arıyorsun kardeşim beni ya? Aramayın diye derste söylemiyor muyum? Bildiklerimi söylüyorum zaten. Ararsam bilmediklerim bir şey yok ki daha başka. Bir şey bilmiyorum ki söyleyeyim. Niye arıyorsun? Ha videoya girmeyeceksin. İkide bir niye ilan görüyorum? Girmeyeceksin videosuna. Ha. Terkin olacak. Haram yemeyeceksin. Tamam mı? Namazı da vaktinde elinden geldiği kadar kıl ve tesbihatı da bak coştu. Tesbihatı da şey yapacaksın. Şöyle yapayım. Bunu şöyle mi yapsak? Ha. Tesbihatı da yapacaksın. Tesbihat. Her gün 5-10 dakika risale okuyacaksın. Hizb-ül Kur'an'da okuyunca. La vallahi bir şey yok. Eğer oluyorsa doktora gideceksin. Allah'ın iki türlü kuralı var. Adeti var. Bir irade sıfatından gelen şu kainatın kuralı var. İrade sıfatından geliyor. Yüksekten atlamayacaksın. Zehir yemeyeceksin. Gece 12'den sonra ayakta durmayacaksın, yatacaksın. Bir de kelam sıfatından gelen var. O da Kur'an. Tamam. Şimdi mevzumuzu anlaşıldı. Bu kadar okuyorum. Niye adam olamıyorum? Okuyorsun ama çuvalın altını delmişsin. 10 dakika değil, 10 saat okusan ne olur? Videoya girersen şansın yok. Çünkü videonun ille içerikleri değil. Sana bedava elin gavuru sana dinlettirmiyor. İçine başka şeyler koymuş diyorum. Anlamıyor musunuz? Başka şeyler koymuş. Erva habiseler var orada. Zaten cinler de videolarla eletik üzerine gönderiliyor şimdi. Cinlikle cin meselelerine hiç olmuş. Videolarda eletiğe biniyorlar. Yani merkepleridir diyor ustad. Cinler şu eletiğe binebiliyorlar.
Evet, ben adam olamıyorum. Gittikçe fenalaşıyorum. Okudum evrat eskar derslere gidiyorum, risale okuyorum. Gene manevi bir karşılığı göremiyorum dediği usta da diyor ki bu dünya darul hizmettir, ücret almak yeri değildir. Görüyor musun? Sen niçin okuyordun? İbadet diye okuyacağız. Amali salihanın ücretleri, meyveleri, nurları şeyde var bu. Lemalarda. Kaçıncı lema? Hadi Cevşen'i okuyorum. 1000 hasiyeti var. 1000. Cevşen'in ne kadar hasiyeti var, özelliği, faydası? 1000. Ama bunu kastederek okumayacaksın. Ahmet Feyzi abi, Mehmet Feyzi abi mi? Ahmet Feyzi abi. Bu 1000 tane hasiyetini, özelliğini yazmış. Cevşen'e eklemişti. Usta çıkarttı. Bunun için okunmasın diye. Onu kastederek okursan diyor fayda göremezsin. Nerede diyor bunu? 17. lema mı? Lemalarda da biraz düş aşağıya. 15. Yok, araya gir şimdi. Ha, başka diyecek kalmadı. 16. lema diye hatırlıyorum. Sol taraftaki sayfada. Ha, notalarda da var. Tamam, notalarda da var. Notalar 17. lema. Tamam. 16. lemada da var zannediyorum. Demek ki bu dünya darul hizmettir. Yayında olan kardeşler de sorabilir de. Yazı yazarsanız yazınıza mukabele edemem kardeşim. Nazarın erva habiseden verdiği sıkıntı fark nedir abi? Ya kardeşim yazı yazma. Bak okudum ama her zaman okuyamam. Sonra da diyorlar ki yazımızı okumadın. Ama bu bakayım. Nazarın erva habiseden verdiği sıkıntı nazar. Şu nazar var ya, şu nazar. Kişinin psikolojisi neyse gözüyle karşıya geçiyor. Göz kalbin aynası, penceresidir. Gözden atılıyor. Göz adamı parçalar ya. Arabanın camını indiriyor. Ben bizim köyde birisi vardı. Bizim köyde birisi vardı. Babam dedi ki bizim köy böyle, yolu böyle böyle dağdan iniyor böyle. Baktık yukarıdan, babamın yanında oturuyorum. Şoför. Oğlum dedi, o adam camı iki defa indirmiş babamın. Arabanın. O adam aşağıda yaya çıkıyor diyor böyle. Böyle biz dağdan iniyoruz ya böyle. Biz gördük, o görmedi. Ne yapacaksan yap dedi. Dedim ki baba niye 7 ayet-i kürsü okuyup çıkmadın? Peygamberimiz Aleyhisselam bir okurmuş. Dudak değil. Değil. Sağa. Bir okurdu ayet-i kürsü. Sola. Bir okurdu. Ön. Arka. Üst. Alt. Yedincisi ise ve huvel aliyyul azim. Azdan alacaksın. Ve huvel aliyyul azim. Tut. Duman ediyor. İçinde sıkıntı var, yatamıyorsun. Tamam? Felek nasıl oku? Mesela kul e'uzu bi rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvasin hannas ellezî yuvesvisu fî sudurin nas minel cinneti ven nas. Sonra ayet-i kürsü okursun, amen ederiz ama en tesirlisi hangisi? Hamim. Huruf mukatta. Sad vel Kur'an-ı zikr. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Kaf vel Kur'an-ı mecid. 14 tane. En böyle. Sana nasıl yapacaksın? Kaf vel Kur'anil Mecid.
Tamam, bunlar adet ilahi işte, bu kural. Kelam sıfatına gelen Allah'ın bu kanuna uydun. Gene iyi değilsin. Doktora gideceksin. Yani namerte muhtaç olma. Sağa sola şey yapma. Yok seni koruyacağız. Şehitler benim şeyim ordumdur. Külümen yalan yahu. Ha, başka bir şey kalmadı da bu cin bunlara yardım edecek. Ya sen okuyacaksın ya. O baklava yediği zaman senin karnın doyuyor mu? O okuduğu zaman sana ne kadar faydası olur? Ne kadar? Havan kadar alırsın işte. Öflediği kadar. Okuyan da olacak ya. Bu dünya darul hizmettir. Ücret almak yeri değildir. Amali, hani okuyorum manevi hallerimi görmüyorum. La kardeşim, bunun için mi biz buradayız ya? Yani bunun için mi okuyoruz? Yok. Ha, o zaman amali salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta ve ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. Ya ne güzel anlatıyor ya. Ya bu kadar olur da ne diyorsun ya? Ne acayip, çok hoşuma gidiyor. Konuşuyor ya. Kitap konuşuyor vallahi. O amali salihanın, tamam ustadım, ihlası kırılır. Nuru gider. Posası da kalır. Evet. O meyveler istenilmez, niyet edilmez. Ama ne yapıp peki? Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Başıma geleni ben anlatayım. Neredeydik ya? Biraz rahatsız mıydım? Nasıl olduysa yattım. Böyle baktım ki biraz, çünkü bizde saldırı da fazla olur. Herkes de olduğu gibi sıkıntı. Bir sıkıntıyla uyandım. Dedim ki felek nasıl okumadım. Oturdum yatağa. 12 olmadan, gece 12 olmadan da istiğfar yapın ki gündüz günahlarınız şu anda yazılmamış. 12'den sonra kayda geçiyor. Allah'ın merhameti. Niye? Belki tövbe eder. Sevapların hemen yazılıyor, belki vazgeçer diye. Günahlar. Allah hep bize şey yapın. Çok şükür değil mi? Şu 12'ye kadar günah yazılmıyor ki vazgeçer diye. Onun için 12'den olmadan önce Bismillahirrahmanirrahim. Vetubaleyne ya tevabu ya ki mutabetene suel yakın. Var ya, veya estağfurullah, 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 estağfurullah. 11 defa de felek nas veya ayet-i kürsü veya şey. Oku sıvazla. Oh, tamam. Yat aşağı. Ya Rab, kendimi sana emanet ettim. Bitti. Ne koy? Acayip sistemler çalışıyor. Ya ne olacak ya? Senin konuştuğunu duyulmadığını mı zannediyorsun? Duyulmadığını mı zannediyorsun? Ya yeri değil de, ah bir anlatsam, nasıl duyuluyor, hem nasıl duyuyorlar şimdi. Müslümanı da duyuyor, kafiri de. Şeytan da duyuyor, zaten şeytan duyuyor. O amel-i salihanın ihlası kırılır, nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez, verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Evet, bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi ne varmış bu asrın özelliği? O derece hayat-ı dünyeviye damarına, bak, o derece hayat-ı dünyeviye damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki, yani bu dünya hayatı var ya, o kadar damarımıza dokunmuş, o kadar maneviyatımızı yaralamış ve dünya perestlik o kadar heyecana gelmiş ki, mübarek, ihtiyar, hoca, ve ehli salahat olan bir zat dahi. 4. Mübarekmiş, ihtiyarmış, hocaymış, ehli salah, salih adam olan bir zat dahi dünyada bir nevi hayat-ı uhreviye ezvakını istiyor. Birinci derecede dünyada zevk-i hayat onda hükmediyor. Rahat yaşayayım, dünyada keyif yapayım. Böyleymişiz ya biz. Dünyada bir nevi hayat-ı uhreviye ezvakını istiyor. Dünyada ahiretin zevklerini istiyoruz. Böyle okuduğumuz zaman falan uçalım, kaçalım. Böyle bulutların arkasına geçelim, suda yürüyelim yani. Adamın dediği gibi. Ya abi dedi, evli olmak istiyorum, şartları ne? Ulan ne yapacaksın lan bu kadar? Ne dedimse vazgeçmedi. Donmuştan kurtulurdum.
Bak adam ne için istiyormuş? Yani böyle var ya. Tuhaf tuhaf Allah'ın maslukları çok yani. Dünyada hayat-ı uhreviye ezvakını istiyor. Ezvak, zevklerini istiyor. Birinci derecede dünya hükmediyor bizde. Nasıl birisinde bu? Sokaktaki adam değil. Mübarek, ihtiyar, hoca, salih adam. Olduğu halde. Barış diyecek ki, Barış kaç yaşındasın? 21. Şimdi bunu nasıl istemesin ya? Bir yerde daha atıf yok mu Hasan abi? He yap. Kastamonu 109'da. Ben gördüm ki ehli diyanet, belki de ehli takva bir kısım zatlar bizimle gayet ciddi alakadarlık peyda ettiler. O bir iki zatta gördüm ki diyaneti ister ve yapmasını sever. Ta ki hayat dünyasında muvaffak olabilsin. İşi rast gelsin. Ya. 100 kaç? 109 abi. 110. 109'un sonu. Evet. Evet. Nerede, nerelerde geçiyor biliyor musun bak? Kastamonu'dan söylüyorum. 197, 104, lemalar 250, mektubat 68. Anahtar. Buralarda da bu geçiyor. Kastamonu'da da bu mevzu iki yerde geçer. 104, 110. Orada hangi ayet? Ayet nedir orada? 104, 110. Bunu anlatan, bu olayı anlatan ayet var. Hayat-ı dünya. Hayat-ı dünya. Alel-ahire. Evet. Hayat-ı dünya alel-ahire. Bu onu anlatıyor ama mükemmel bir yer ya. Onu pek yapmıyorum ki bir şey oluyor. Damarlarımıza dokunuyor. Yani bakıyorum da suratlar da asıldığı için pek yapmıyorum onu. Dördüncüsü, ya bununla alakalı atıflar var ama okumak istemiyorum. Biraz böyle gideyim. Herhalde bu oldu herhalde. Ben adam olamıyorum. Hayır kardeşim. Adam oluyorsun. Ama 13. şu anda geçiyor ki, şeyde de var ya, mektubatta mıydı? Ha, Mesnevi'de. Diyor ki, seyr-ü seyr olan bu asın evladına kısa ve istikameti bir yön vermek merhamet ilahiyedir. Hem de yapılan amellerin neticelerini Allah göstermiyormuş. Niye? Çünkü gaye yapar, hep onun için okur. Ahireti ezvakın burada yer. Daha enaniyetini terk etmeyenlere diye geçer bak. Daha enaniyetini terk etmeyenlere bir ihsan-ı ilahisi olarak diyor. Onu anlarsan bak bunu. Bir ihsan-ı ilahi olarak Cenab-ı Hak okuduğumuz ezvakın hemen dünyada karşılığını vermiyor. Ama karşılıksız da bırakmıyor ama. Evet onun için yapmıyoruz ama ondan da mahrum olmuyoruz. Bu cümleyi unutmayın. Onun için okumuyoruz ama o nimetten de mahrum olmuyoruz. Ya. Nereden geçiyor? Şualar 317'de var abi. 317. Kastamonu'da ehli takva bir zat. Hizli oku, sesli. Şekva tarzında dedi. Ben sükut etmişim eski halime ve zevklere ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim ki belki terakki etmişsin ki nefsini okşayan uhrevi meyvesini dünyada tattıran ve hotfinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp dünyada yüksek makama, mahfiyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet, ehemmiyetli bir ihsan-ı ilahi, ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Etmemektir. Ehemmiyetli ihsan-ı ilahi, ta? Ucup ve gurura girmesin. Girmesin. Kurban olurum ben. Aa şu anlar önümde ya. Onu görmek şu anlar önümde. Tam arayıp anlayıp bulamayacak şimdi. 317 idi değil mi? Şu anlarsız bir yere gitmiyorum ki ya. Ben de dedim nasıl almamışım. Evet. Allah Allah. Adam nasıl makam almış? Ücreti almışız da haberimiz yok. Nedir o? Hizmette olmak. Ustad diyor ki bak yani 13. şuada. Benim kitabım ya şuada. Bu zamanda hizmet-i maniyede hazz-ı nefsini bırakıp mahfiyet ile tesanüt, ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mefka alıyor. Evliyadan üstün oluyor. Bir daha bu zamanın özelliği. Bu zamanda hizmet-i maniyede hazz-ı nefsini bırakmak,
nefsin hazlarını bırak. Nasıl anlaşılacak Cafer? Şu, mahviyet ile, yani alçak gönüllü, tahakküm yapmadan, böyle despotluk yapmadan, hazlı nefsini bırakıp mahviyet ile tesanüt yapan, sonra ihtiyadı muhafaza eden ama birliğimiz bozulmasın, dirliğimiz bozulmasın diye gayret eden zat, halis bir kardeşimiz bir veliden ziyade mevki alıyor. Ya evet, emniyetli İhsan-ı İlahi, bunu hep diyorum, kusura bakma, hakkını helal et, buradaymış. Özür dilerim. Ettin değil mi helal? Evet. Tamam. Bak, evet, emniyetli İhsan-ı İlahi, emniyetli ha, buraya diyorum hep ezberde. İhsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Allah hissettirmiyor okuduklarımızı. Evet, Allah icraat yapıyor, biz faydasını görüyoruz ama aklımız, şuurumuz taluk etmiyor faydası. Olmadı, yani okuyoruz, saldık diyoruz böyle, okuduk evladı ama gitti falan. O ne yapıyor? Emniyetli İhsan-ı İlahi, Allah enaniyetini bırakmayanlara ihsanını ihsas etmiyor. Sana hissettirmiyor. Ama onsuz bırakmıyor seni. Eğer bıraksaydı ben bugün duman olmuştum. Ben, hele ben aranızda hiç yaşamamam gerekiyordu. Ne olur etmemektir, ta ucuba ve gurura girmesin. Almanya Dağı'na caddede, şu otobanda namaz kılacağız. Yağmur, yağmur olmasa yapmam. Ya o çomak sokmam ya. Yağmur var, Almanya hep yağmur, çoğunlukla yağmur. Kuzey. Kuzeyde, güney tarafı Halil buradadır belki, der ki güney biraz şey, şu Stuttgart, o kadar değil. Kuzey hep şey, namaz kılacağım, hiç unutmuyorum. Hem de en tehlikeli namaz. Onların en tehlikeli, ikindi. Yağmur, mecbur yolun kenarında, kafeterya böyle, kafe mafeler olduğu yerde. Ufak bir kulübe gibi kilise var. Orada kılacağım. Hazreti Ömer de kılmış ya yani şey. Ondan sonra ona kılacağım. Bir sıkıntı başladı. Çıkıyorum kiliseden. Rahatlıyorum. Giriyorum. Göğsüme ateş basıyor. Tabii bizim de ölçülerimiz var ya. İstemiyor. İstemiyor musunuz? Bir sıkıntı gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. İstemiyor. Kardeşim ben dedim sizi rahatsız etmek için değil. Siz çıkın. Ben namazımı kılayım. Yağmur var. Sonra çekip gideceğim. Ben sizinle işim yok yani. Konuşuyorum. Yok. Dedim bak. Ben namazı kılacağım. Dışarıda kılamam. Siz de diyorsunuz Tanrı'nın evidir. O işte o şey var ya sitede, aspirin veya canım sıkıldığı zaman ne okuyayım. Arada iyi dedim. Uruf-u Mukatta ile niçin anlatıyorum? Bir temizledim o şeyi. Dışarı kapıyı da açtım. Hamim. Tek tek 14 taneyi. Ondan sonra bir rahatladım. Oh. Sesli okuyorum ha. Kimse diyor ki kim gidecek kilise. Ondan sonra set cadimi de kaydım. Kıldım. Çıktıktan sonra dedim ki döndüm. Aa gidin şimdi. Niye söylüyorum? Kardeşim, Allah bizi bunsuz bırakmıyor. Evet, gayemiz değil, hedefimiz değil ama sistemde böyle çalışıyor. Mahrum etmiyor seni. Onun için okumuyoruz. Niye? Gurur ve ucuba girmesin. O kadar hoş ki. Yani şu gözüken ehli dünya demiş ya, illüzyondur demiş ya. Yani bazı kardeşlerim diyor ki mesela hemen reddediyorlar. Dur ya. Adam bir şeyler anlamış. Yani doğru. Allah Resulü buna benzer söylüyor. Uykudayız diyor. Yani biz diyor aldatılmışız diyor ya, bu hakiki değil ya diyor. Doğru söylüyor adam. Türkçesi bu. İllüzyondayız diyor. Mesela dün birisine söyledim. Akvaryumunuz var mıydı sizin? Şu kadar akvaryum düşünün. Tamam mı abi? Şu kadar yüksekliği var. Şu kadar akvaryum. Tamam. Şu kadar minnacık balık var mı abi? Şimdi bu kadar minnacık balık orada sağlasan, suyu sağlasan okyanusta tayfun oldu der. Tufan var. Balığa göre ne olur şu kadar balık?
O akvaryumu sağlasan tayfun var. Acayip şeyler, deniz ayağa kalktı der. Biraz oynatsan deprem var der. Şuradan buraya kadar gidiyor, yuvarlak dayı olsa şöyle. Biraz öncekisi o küçük beyni oradan daha önce geçtiğini hafızada yok. Hep yeni zannediyor, hep gittiğini zannediyor okyanusta. Gülüyorsunuz ama. Aynı biziz ha, şimdi göreceksin bak. Ben düşündüm bak şimdi. Şimdi buradan balık beyni ya kuş beyni. Buradan böyle geldi mi Mehmet Ali? Burayı unutuyor. Biraz önce geçtim. Oo, gidiyor da gidiyor. Okyanusta konuşuyor. Büyük okyanus. Ne kadar? Şu kadar balığa göre şu akvaryum okyanus. İyi dinle Mehmet Ali, seninle konuşacağım. Bu kadar balığın vücuduna göre senin vücudun kaç tane balık olurdu böyle süs balığı? Senin vücudunla. Bölmeye kalksak. Çok değil mi? Çok. O da şöyle. O süs balığı şu kadar ya. Akvaryuma göre hakikaten okyanus gibi. Bizim akvaryuma bakalım. Hangisi daha dar? Bu mu dar? Balığın mı? Bizim mi? Dükkan. Gittiğimiz çalışımız dükkana bakın. Eve bakın. Arasını bütünleyin. Bak akvaryum, bizim akvaryum bu cesede göre dükkan ile hayatımızın çoğu geçtiği yer ile evimiz, yatak odamız arası ikisini birleştirsek mesela Arnavutköy'de burası yap. Bu cesede göre ne kadar büyük bir havuz. Şu kadar minnacık süs balığına göre şu okyanustan bizimkisi daha dar. Anladınız yani? Bunun vücuduyla benim vücudum, onun okyanusuyla benim okyanusum ne? Dükkan ile. Her gün yeni zannediyoruz. Yeni gün başladı. Hiçbir şey başlamadı. Aynı. Allah şu dünyayı kabul et. Lambayı bir vuruyor. Gündüz. Söndürüyor. Gece. Aynı şey. Aynı yer. Bir lamba da vuruyor. Gündüz. Bugün ayın kaçıydı? Kaçtı bugün? 17 mi? Bak, lambayı dün vurdu. 16. Yeni bir gün söndürdü lambayı. Bir daha vurdu. 17. Şimdi söndürdü bu gece şimdi. Yarın vuracak mı? Aynı yer ya. 15'te, 16'da, dün de, asıl. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Yalnız film, senaryo aynı. Oynayan artistler farklı. Abdülhamit oynuyordu. Reis oynuyor. Abdülhamit'in etbağı vardı, ben varım. Hep aynı. Sahne aynı. Oynanan film aynı. Konu aynı. Mevzu aynı. Yalnız oynayanlar farklıyız. Dünyadaki ana gaye tema aynı. Dünyanın yaratılış gayesi aynı. Değişmemiş. Selçuklulara göre de değişmemiş. Osmanlılara göre değişmemiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da olmamış. Adem Aleyhisselam zamanında da aynı. Sahne aynı. Dünya sahnesi aynı. Senarist aynı. Alcına bak. Senaryo yazılımı yani dünyadaki gaye aynı. Kim ne farkı var? İşte eskide Osmanlılar'da demiri ufaltıyorlardı. Ayakkabıyı tığla dikiyorlardı böyle şey, şişle. Şimdi tezgahla dikiyorlar. Ayakkabı yine dikiliyor. Demiri örse koyup ufaltıyorlardı. Şimdi gene sıcağı koyuyorlar. Cihazdan geçiyor. Onlar da beş vakit namaz emredilmiş. Biz de emredilmiş. Ne değişmiş? Ha, bu böyle olduğu gibi. Akvaryumdaki o minnacık balığın vücuduyla benim vücudum kıyas yok. Oo, dev gibi. Kaç tane çıkar? Hani Kalı Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Bu kıyas. Musa Aleyhisselam İtiraz etmiş biliyor musunuz? Kalı Mesnevi'de geçiyor. Ya Rabbi sivrisinekler Mısır'da ya. Ya bunu niye yarattın ya Rabbi demiş yani bu kadar böyle. Aciz mahluklar. Aciz bizi rahatsız ediyor ya. Bu bizi gayesiz maksatsız ama bunu, ya Rabbi bu sivrisinekleri niye yarattın diye sormuş. Biliyor musunuz cevabı? Kalı Mesnevi okudunuz mu? Latife'de var. O sinek, o değil bu. O mudur acaba? Ben söyleyeyim de bakayım orası mı? Diyor ki,
Ya Musa, sinekler de soruyor diyor. Ya Rabbi diyor, seni zikretme, şu gafillerin vücudu var ya, cesetleri. O maddeyle bizim vücudu yapsaydın, bizi yapsaydın, biz nihayetsiz sinekle, seni sinek tayfesiyle seni zikrederdik, tesbih ederdik. Ya Musa, onlar da böyle diyor, diyor. Okuyayım abi burayı. Tüklerine geçiyor. Ya Rabbi, bu muacciz mahlukları ne için bu kadar çoğaltmışsın Musa Aleyhisselam deyince... İlhamın cevap gelmiş ki, sen bir defa sineklere itiraz ettin, bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki, Ya Rab, bu koca kafalı beşer seni yalnız bir lisan ile zikrediyor, bazı da gaflet ediyor. Eğer yalnız kafasından bizleri halk etseydin, binler lisan ile sana zikredecek bizim gibi mahluklar olurlar. Ya